Sayın Valim merhaba. Merhabalar. Sayın Valim, Artvin Yusufeli ilçesindesiniz. İlçede bir toplantı yaptınız Sayın Valim. Tabii malum Yusufeli Barajı ile ilgili ve yeni yerleşim yeri ile ilgili. Bununla ilgili görüşlerinizi almak isteriz Sayın Valim. Evet, ben tekrar teşekkür ediyorum. Malum zaman zaman kamu kurumlarımızla, yereldeki temsilcilerimizle, baraj çalışanlarımızla bir araya gelerek çalışmaların seyri konusunda görüş alışverişinde bulunuyoruz. İstişareler yapıyoruz. İşte bugün de kaymakamlığımızda tabii gövde inşaatı tamamlandı. Karayollarımız, tünellerimiz, şehrin giriş çıkışları, bağlantı yolları önemli ölçüde tamamlandı ve yeni yerleşim yerinde de sona doğru gidiyoruz adım adım. Dolayısıyla artık bu saatten sonra yavaş yavaş vatandaşımızı yukarıdaki yeni yerleşim yerine taşıma hususunda çalışmalarımızı da başlatmış olduk. Bu yönde istişarelerde bulunuyoruz. İşte bu konuda ortaya çıkacak durumlar, ihtiyaçlar, çözüm yolları, bunlara ilişkin çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede bugün de burada arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu konuları görüştük. İşte yeni bir yol haritası belirledik çalışmalara ilişkin. İnşallah zamanı geldiğinde, ki yavaş yavaş sona geliyoruz, hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde vatandaşımızı yeni yerleşim yerindeki konutlarına taşımış olacağız. Şimdi taşınmaktan ziyade Sayın Valim, özellikle vatandaşın, tabii ki bu normal olarak siz de bir vatandaş olsanız sorarsınız. Tabii. Yani fiyat açıklanmadı. Yani vatandaş acaba bunu alacak mı, almayacak mı, kabul etmeyenler vaz mı geçecek, taşınma süreci başlayacak diyoruz ama asıl konuda şu var, yani resmi devletle bir anlaşmaya gitmedi vatandaş da hala. Resmi bir imza atılmadı. Evet. Yani asıl sizi de sana diyorum, bu da önemli bir olay. Mutlaka tabii bu konuda da çalışmalar yürütülüyor bir taraftan. Tabii ki burada esas olan vatandaşın mağdur olmayacağı, onların yararına olabilecek sonuçlar ortaya çıkarmak. Yoksa kanunda tabii buna ilişkin açıklı şeyler de, hükümler de belli. Böyle bir hak sahipliğinde fiyatların oluşumu, buna ilişkin ödeme usulleri belli. İşte bu hukuki çerçeve içinde Yusufeli vatandaşlarımızın yararına olabilecek seçenekleri bulup ortaya koymak, bu yönde çalışmalara devam ediyor. Elimizde mutlaka tabii bir taraftan malumunuz TOKİ konutları yapımına devam ediyor. Olabildiğince sona da yaklaştı. Bu çerçevede maliyetler ortaya çıkıyor ve bu maliyetler üzerinden vatandaşımıza bir ödeme, uygun ödeme şartlarını oluşturup bu çalışmayı neticelendirmek amaç. Bu çerçevede belirttiğim gibi vatandaşın yararına olacak bir sonuç üzerinde çalışmalar yürüyor yani. Sayın Hanım, bugünkü toplantıda da bu söz konusu olduğunu düşünüyorum. O başvuru sürecini kaçırmış. 200'e yakın esnaftan bahsediyor belediye başkanı. Evet. Bunların durumu yukarıda bir şey olacak mı? Yani onlar da devletten, yani devletin yetkililerinden bir şey bekliyor. Yani o süreci kaçırmış Sayın Valim. Anladınız herhalde söylemek istediğimi. O başvuru sürecini kaçırmış. 200 esnaftan bahsediliyor. Şimdi bunun çeşitli sebepleri var tabii. Yani bu değişik vasıtalarla bu ilan edildi. Ve belli tarihler belirlendi ve vatandaşların talepleri toplandı. Toplanan bu talepler üzerinde de bir yapılaşmaya gidildi yeni yerleşim yerinde. Dolayısıyla onların o ne kadar talep varsa, vatandaşın başvurusu varsa, tabii ki bu başvuru yapanların da bir hukuki çerçevesi var. Ona uyması lazım. O hukuki çerçeve içinde makul, işte durumu uygun olanlara da hak sahibi yapıldı. Ve bunlar üzerinden de konutlar da yapıldı. Yani aynı şekilde iş yeri yapıldı. Dolayısıyla o süreç tamamlanmış oldu. Artık bu saatten sonra hızlı bir şekilde bu konutların tamamlanıp hak sahiplerine dağıtılması söz konusu. Tabii o yeni bir sürecin başlaması diye böyle bir şey söz konusu değil ama sonraki dönemlerde tabii yeni bir burada yaşam alanı oluşturuyor. Yeni bir şehir kuruluyor. Dolayısıyla mutlaka yeni ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır. O sonraki süreçte bu tür ihtiyaçlar değerlendirilip
uygun şekilde ihtiyaç ölçüsünde başka bir şekilde belki bunlara cevap verecek çalışmalar mutlaka yapılabilir. Yapılabilir diyorsun. Yapılabilir. Ama o tabii bu hak sahipliği konusu başka bir durum. Onun ilan edilen süre takvim içerisinde başvuruların alınmış olması ve bunun tamamlanması gerekiyordu. O yapıldı. Yeni bir başvuru almak diye bir şey söz konusu zaten olmaz. O tamamlanmış bir süreç o. Tabii yeni vatandaşın şeyi olabilir. Başvurusu olmuş olabilir. Ama eksiklikler olabilir. Başvurusunu yapar. Ona bir çözüm üzerinde çalışılır. O başka bir husus. Sayın Hanım, şimdi buraya gelmeden gelirken bir sürü esnaf bana rastladı. Madem valiye soracaksınız Sayın Vali Bey'e. Özellikle bunu sormamızı istiyorlar. Ben de sorayım sormayayım kısmında da bir endişe ediyorum ama şöyle de bir durum var. Yani mevcut ilçe yeri çok güzel oldu ama çok dağınık bir ilçe oldu. Ve mevcut ilçede yani esnafın durumu çok kötü bir şekilde dağıldı diyorlar. Yani buna yerel yöneticiler, belediye olur, işte Vali Bey'in başkanlığında özel idareler olur. Yani bunlar için hiçbir çalışma olacak mı, olmayacak mı, böyle bir endişesi var vatandaşın yani. Yani şimdi tabii biz insanlar olarak alıştığımız şeyler bize en kolay gelen tarz şekil oluyor. Dolayısıyla Yusufeli'nin yeni yerleşim yeri fiziksel olarak tabii ki mevcut Yusufeli ile çok uyan bir yapısı yok. Ama sizin de bildiğiniz gibi tabii bu Yusufeli'nin tercihi. Yani bir takım alternatifler başlangıçta ortaya konuldu ve Yusufeliler hemen yanı başımızda ki bu mevcut şu an çalışılan kısmı Yusufeli'nin büyük çoğunluğuyla bu bölgede yapılaşmanın olması tercih edildi, istendi. Devlet olarak da vatandaşımızın talebine uygun olarak onların nereyi istiyorlarsa orada bunu yapalım düşüncesiyle buraya yerleştirildi. Tabii ki buradaki fiziksel yapı farklı. Mevcut Yusufeli'ne göre iki katı daha geniş bir alana kuruldu Yusufeli. Şu anda malum derenin etrafında sıkışmış durumda ilçemiz. Ama yeni yerleşim yeri iki katı daha geniş bir alana farklı etaplar şeklinde şehir kuruldu. Dolayısıyla bunun şeklinin de farklı olması doğal bir şey. Ama zaman içerisindeki bu yeni şekle uygun olarak tabii ki orada yaşam şekillenecek, ticari hayat şekillenecek, farklı bir tabii nitelikte bir yapı oluşacak. Bu şehir zamanla kendisine doğal akışında kendi kendine şekil verip o bahsettiğimiz kaygılarımızı gidereceğimizi düşünüyorum. Biz şimdi tabii her hem yaşam alanlarımız hem de ticari ekonomik alanlarımızda mevcut yerleşime göre kıyas yaptığımız için tabii ki uyduramıyoruz onu ama oraya taşındıktan sonra oranın şartları daha değişik. Dolayısıyla o modern bir şehir var orada. O yeşil alanlarıyla, çevre düzeniyle, konut standardıyla modern, konforlu, yüksek bir kalitede yaşam biçimi sunacağımız bir yerleşim alanı artık Yusufeli. Evet, farklılığı nedeniyle, yeni yerleşim yerindeki farklılığı nedeniyle biraz alışmakta zaman alacak belki ama bu daha olumsuz olacak gibi bir durum yok. Daha güzel bir şehir ortaya çıkıyor nihayetinde. Sayın Valim, geçen hafta Çorum Resiz Rektörü buradaydı. Biliyorsunuz Yusufeli'nde bir yüksek okul vardı Sayın Valim. Evet. Şimdi vatandaş oraya acaba bu yüksek okul taşınacak mı, taşınmayacak mı? Orada yüksek okul devam edecek mi diye. Belediye Başkanı ile birlikte rektör de yukarıyı gezdi. Bununla ilgili size gelen bir bilgi var mı Sayın Valim? Yani bir çalışma içinde olduklarını biliyorum. Mutlaka tabii burada bir yüksek okulumuz mevcut da var. Yeni yerleşimizde de olur. Ama gerek bölümler itibariyle, gerek bina itibariyle bir takım çalışmalar yaptıklarını biliyorum. Bizim dileğimiz de inşallah üniversitemiz de bu çalışmasını hızlı bir şekilde tamamlayıp burada üniversitemizin bir bölümlerinin, bazı bölümlerinin burada devam etmesi hem Yusufeli'nin isteği hem de bizim isteğimiz, arzumuz tabii. Evet. Sayın Hanım, tabii geniş bir şekilde bize bu konuları aydınlattınız ama şu anda ekranları başındaki olan Yusufeliler son sözlerinizi alarak bitirmek istiyorum. Ben Yusufelilere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkemiz adına dünya çapındaki bir şaheser yapılıyor buraya ve bu Yusufeli'li vatandaş oluyor. Bu süreçte gösterdikleri
Bu olgunluktan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların bu fedakarlıkları karşısında devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza başta olmak üzere onlar için de en güzel olanı yapmaya çalıştık bugüne kadar. Bundan sonra da devam edeceğiz. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde devletimizi güçlü, çok ekstra gayretleri de oldu. Fedakarlıklar da yapıldı buraya. Yusufeliler de bunu fazlasıyla hak ediyor. İnşallah bundan sonra da kanunlar çerçevesinde de kalmak kaydıyla...